Taksimetrelere ayar yapılmış. Evet, zamların ardından Flash TV'ye konuşuyorlar. İtirazlarını dile getirmişler. Bakalım ne demiş taksiciler. Taksimetrelere ayar yapılacak. Ücretleri ne olacak? Taksimetre ayar ücretlerinin 900 lira olduğu söyleniyor. Fakat bu çok fahiş bir fiyat. Burada bir 2-3 tane firmanın birleşerek uyguladığı yüksek bir fiyat var. Yaklaşık 3 dakikada yapılan bir işlem için 900 lira para alınıyor. Ve bu Türkiye genelinde de aynı firmalar bu işi yapıyorlar. Ama enteresan olan bir şey, 3 dakikalık bir ayar ücreti 900 lira ve biz defalarca bunu gündeme getirmemize rağmen devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz ki çok fahiş bir fiyat. İddia edilen 980 diye duyduk. Yani geçen seneye göre bir senede neye bu kadar zam geldi de 300 lira 400 lira zam geliyor. Yani 980 lira çok ciddi bir para. Siz esnaf olarak itiraz edecek misiniz? Tabii ben yani elimden ne geliyorsa yapacağım yani üstümüze düşen bir şey varsa. Ama bizden önce esnaf odaları, hani buna taksiciler odası başkanı itiraz etmesini bekliyoruz biz. Biz nihayetinde bir şoförüz. 12 ortaklı plaka almışlar. Bir tanesi 9 ortaklı, bir tanesi 12 ortaklı. Evet, onları duyduk. Hatta o sebepten dolayı hisseli plaka kapatıldı. Alım satım durduruldu diye biliyorum. Vallahi başkan adayı olarak ben aslında bu konudaki düşüncemi anlatırım ama daha önce başkanken bizim dönemimizde bu ayarlar 190 liraydı. Daha sonradan bir anda 700 liraya çıktı ve o da yönetim kurulundan Ahmet Armandar orada şaibeli bir şekilde oda tarafından yükseltildiğini söyledi. Benim aday olarak düşüncemi de söyleyeyim. Bu ayarlar UKOME kararı yapıldığı zaman, UKOME kararı alındığı zaman UKOME'den hemen sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından direkt uzaktan taksimetre ayarları yapılmalı ve taksimetreli firmaları da Büyükşehir Belediyesi'nden bunun ücretini almalıdır. Çünkü gerçekten esnafımız zor durumda ve taksimetre ayarı yapılması da Büyükşehir Belediyesi'nin esnafımıza ciddi bir jest olacaktır. Bundan sonra bu tür şaibeler de tamamıyla ortadan kalkacaktır. Şimdi taksicilere hemen müjdeyi vereyim. Ha, müjde değil tabii. Efendim 900 lirayı da isyan ettiler. Vahşen misin isyan eden? 1117 liraya çıkmış o 3 dakikalık hani taksimetrelere ayarlamam. Evet, mesajlar böyle. Bir de hem ekmek parası için hem de biraz vakit geçirelim, eğlenelim diyen balık tutanlar var değil mi Galata Köprüsü'nde falan. İşte Ali Morca da gitti. Onların da çok güzel yeni yıl mesajları var. Bakalım ne diyorlar. Yıl geldi. Dilekleriniz nelerdir? Vallahi huzur, sağlık, mutluluk. Bir de zamsız bir yeni yıl bekliyoruz. Bu kamış 300 liraysa şimdi oldu 3000 lira. Fiyatlar aldı başını gitti. Diyorum ya. Yani 10 liraya aldığımız şey 100 lira oldu. Herkese huzur, mutluluk dilerim. Başka ne diyebilirim? Değiştirmeyi düşünüyor musun? Evet ama cebimiz boş. Neden boş cebiniz? Vallahi ekonomikten. Bu rüzgarın suçu olmasın? Bilmiyorum artık. Oltanın suçu mu? Yok. Yenilik iyi değil midir? Yenilik iyi de işte. Şeyler olmasa faizler, zamlar. Balık geliyor mu? Geliyor. Ara sıra geliyor. Yani oltanın suçu yok yani? Yok, bizim suçumuz. Bulutların suçu var mı? Bulutların ne suç olsun ya? Alçaktır, rüzgarın suçu var mı? Yarın var. Yeni yıl geldi. Dilekleriniz nelerdir? Huzur, kardeşlik, barış. Başka ne olsun? Yok, şansım yok. Neden? Şans yok. Bu oltanın suçu mu, iğnenin suçu mu? Vallahi bizim suçumuz. 150 TL somonu diyorlar, somon. Düşünebiliyor musun ya? 65 lira kilosunu alıyordun. Bu somon. Balıkların suçu mu? Efendim? Balıkların suçu mu? Bence yani bilmiyorum yani balıkların suçu mu bizimkilerin suçu mu günah ya balık. Yeni yıl geldi. Yeni yıl geldi ama. Dilekler nelerdi? Abi iyi dileklerimiz olsun. Cumhurbaşkanımız iyi olsun. Biraz milletine halkına da düşünsün. Yabancıları bıraksın artık. Bu kimin suçu? Vallahi Fatma Gül'ün suçu abi. Ya zamsız bir yıl diliyorlar kardeşim. İyi yani mantıklı bir şey söyleyin Allah aşkına. Ama insanlar umut belki zam olmaz. Hani hepsini birden yaparlar da bir daha zam olmaz diye. Yani kimse bak indirim demiyor.
Ya çok yükseldi, indirin diyen yok. Daha yapma diyor. Yani oh, oh olduk diyor. Yani.